Merhabalar, Kamudan programıyla yine siz kıymetli izleyicilerimizle birlikteyiz. Bu haftaki durağımız Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve İl Müftümüz Sayın Şükrü Kabukçu'yla söyleşimizi gerçekleştireceğiz. Müsaadenizle hemen kendisine bir merhaba diyerek programı başlatayım. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de gayet iyiyim. Kamudan programında bu hafta sizlerle birlikteyiz. İl Müftülüğü'nün yapmış olduğu hizmetler ve çalışmaları öğrenmek istiyoruz. Yeni gelişen projeleriniz ve hedeflerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Ama öncesinde biraz sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Öncelikle teşekkür ederim. Bizim mekandayız. Hoş geldiniz diyorum. Programımız hayırlı olsun. Ben 1965 Denizli Serinhisar doğumluyum. Liseyi Denizli'de İmam Hatip Lisesi'nde bitirdim. Sonrası üniversite Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdim. Mezuniyetim 1988. Mesleği de 89'da cami görevlisi İmam Hatip olarak başladım. Arkasından bizim kurum içi eğitim merkezimiz var. Haseki Eğitim Merkezi ismiyle. 30 aylık Arapça eğitim, onu takip ettim. Bu arada aynı üniversitede yüksek lisans İslam Hukuk bölümünü devam etmek nasip oldu. Kursu bitirdikten sonra ilçe vaiz olarak Sivas Koyulhisar'da ilk göreve başladım. Arkasından sırayla Adapazarı Akyazı ilçesinde ilçe vaiz olarak görev yaptım. Sonra görevde yükselme sınavıyla ilçe müftülüğünü Bingöl Solhan'da başladım. Sırasıyla Bolu Mudurnu, arkasından Aydın Germencik, tekrar Bolu Gerede, Bolu Ankara Altındağ ilçe müftülüğü. 2015 Ramazan ayında da Afyonkarahisar il müftüsü olarak göreve başladım. Evet. 4 yılımızı tamamladık. Şu anda 5 çalışıyoruz. Evliyim. 2 çocuk babasıyım. 2 oğlumuz var, Allah'a emanet. Eşim de kurumda çalışıyor. Beraber çalışıyoruz. Ve eşimle aynı kurumda çalışmanın da çok bereketini gördük. Afyonkarahisar tabi Denizli olmam hasebiyle hem okul dönemindeki arkadaşlarım hem de meslektaşlarım sebebiyle yabancılık çekmediğim bir yer. Evet. Şive ağız yapısına varıncaya kadar, genel örflerimize varıncaya kadar ciddi benzerlikler var. 4 yıldır huzurla görev yaptık. İnşallah Rabbim daha huzurlu görev yapmayı nasip eylesin. Amin. Teşekkür ediyorum efendim. Çok güzel. Bu arada Türkiye'nin her yerinde güzel dokunuşlarda bulunmuşsunuz. Evet. Görevin belki bir güzelliği de bu oluyor. Evet. Hem hizmet çeşitliliği açısından hem de orada değişik dostlar ediniyoruz. Bu da bizim için ayrı bir kazanç oluyor evet, tabii. Evet, güzel bir deneyim. Efendim şimdi tabii bu kurumların varlığı son derece önemli. Doğumdan ölüme kadar sizin üzerinde durulması gereken konuları bu kurum belirliyor. Toplu halde yaşamanın vermiş olduğu kurallar var ki biz Müslüman bir toplum olarak çoğunluktayız. Bu anlamda tabii ki kurallar var, değerler var. Gençleri özellikle bu anlamda Müslümanlığı tercih eden insanlar var. Kısacası çok önemli bir misyon üstlenen bir kurum. Diyanet'te biraz başlayalım isterseniz. Biraz tarihçesinden bahsedelim. 1924 yılında kurulduğunu biliyoruz. Evet. Afyonkarahisar bazına geldiğimiz zaman bu kuruluş aşamasını birazcık sizden dinleyelim efendim. Tabii öyle zannediyorum. Zaman zaman kurumlar konuşulduğunda, geçen günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız da bir konuşmasında onu ifade ediyordu. Osmanlı'nın devamı olan birçok kurumlarımız var. Bunlardan bir tanesi de Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Osmanlı'daki Şeyhülislamlık, Şeriye ve Efka Vekaleti'nin devamı olarak Cumhuriyeti kuran irade, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun ve birimin kurulmasını arzu etmiş ki, yaşadığımız her olay, her gün bunun ne kadar da önemli bir tespit ve uygulama olduğunu bizi yakinen gösteriyor. Tabii kurulduğu günümüzden bu tarafa, kurumumuzun teşkilat kanununda zaman zaman değişiklikler olmuş. Ama onun da öncesinde kurumumuz anayasal bir kurumdur. Evet. Anayasada yer almıştır. Ve kuruluş kanunu ifade edildiği üzere İslam dininin ibadet, itikat, ibadet ve ahlakla ilgili esaslarını yürütmek üzere kurulmuştur. Tabii her kurumda olduğu gibi bizim bir merkez kuruluşumuz var. Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatımız var.
Bir de yurt dışı teşkilatımız var. Özellikle 80'li yıllardan sonra, belki biraz da gecikmiş olsa, yurt dışında bizim ciddi bir nüfus varlığımız var. Oradaki insanımıza da hizmet götürmek üzere Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz marifetiyle hem elçiliklerdeki müşavir ve ateşelerimiz hem de alanda vatandaşlarımızın kurmuş olduğu derneklerdeki cami ve mescitlerde görev yapan arkadaşlarımız var. Evet. Dolayısıyla bu üçlü sacaya devam ediyor. Tabii teşkilat kanunu bizim özellikle 2011 yılında ciddi bir değişiklik oldu. Hem hukuki altyapı hem mevzuat anlamında özlük hakları bakımında çok ciddi kazanımlar oldu. Evet. Ayrıca kadrolarımızın çeşitlenmesi ve zenginleşmesi açısından da ciddi kazanımlar oldu. Biz tabii şu anda Afyon genelinde kasaba ve köylere kastederek söylüyorum 500 civarında arkadaşımızla ama il genelinde 1200 civarında arkadaşımıza hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Tabii sadece cami görevlileri değil, son yıllarda özellikle yetişkin hanımların başta katıldığı geldiği mahallelerdeki Kur'an kursu hizmetlerimizde yine kadro çeşitlenmesinde uzman, bilhassa alan uzman dediğimiz aile irşat vaizi, cezaevi vaizi gibi kadrolarla toplumun her kesimine hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Evet, gerçekten çok önemli misyona sahip bir evet. kurum. Tabii bununla beraber ilçe teşkilatlanmanız da var. 17 tane ilçemiz var. Buralara da hizmet gidiyor. Tabii, bu süreci de konuşalım isterim. Şöyle tabii bizim bir üst başlığımız İller İdaresi Kanunu'na göre kaymakamların bulunduğu her yerde, daha doğrusu her ilçede bizim teşkilatımız da var. Bizim bütün yazışmalarımız tabii ki kaymakamlıklar marifetiyle bizim üzerimizden devam ediyor. Evet. Özellikle şu andaki mevzuatımız il içi atama ve nakillerde cami görevlileri ve Kur'an kursunu kastederek söylüyorum. Onlar da yine bizim tasarrufumuzla geçiyor. Tabii oradaki ihtiyaçlar, talepler hepsi bir rapor halinde veya dosya halinde bize geliyor. Bizim buradaki komisyonumuz değerlendirip onlarla ilgili gerekli atamaları yapıyor. Bunun haricinde mesela şu anda bizim Mevlid-i Nebi haftasını kutluyoruz. Evet. Bu vesileyle yapılacak olan her bir aktivitede bizim ayda bir ilçe müftüsü arkadaşlarla genel bir toplantımız olur. İhtiyaca binaen bu daha fazla olabilir. İlçelerde yapılacak hizmetlerin veya görülen aksakların hem giderilmesi hem de hizmetlerin yürümesi açısından bir koordine ve koordinasyon yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Mesela önümüzdeki günlerde bir programımız var, eğitim programı. Arkadaşlarımız bizden uzman arkadaşlara takviye ediyoruz veya onların taleplerine göre başka ilçeden arkadaşları görevlendirme yaparak biz il müftü olarak bir anlamda ilin genelindeki yürütülen din hizmetlerini tabii koordine ediyoruz. Evet. Çünkü bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç var. Evet. İnsanların bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Dini anlamda zaman zaman insanlar sorularını yanıtsız bulabiliyor ve bu anlamda nereye başvurabileceklerini de bilemiyorlar. Tabii ki en güvenilir merkez olarak hemen yakınımızda il müftülüğümüz var. Çünkü yaşantımızda mutluluğu ve huzuru amaç edindiğimiz için kendi manevi değerlerimizi de önemsememiz gerekiyor. Bu hususta ilk müracaatlar hemen buralar oluyor. Hemen o zaman biraz hizmetleriniz ve çalışmalarınızdan bahsedelim. Doğumdan ölüme kadar bu kurumun varlığının çok gerekli olduğunu söyledik. Öncesinde hemen dilerseniz bu kurumun özellikle ilk başta mevcut anlamda yapmış olduğu hizmetlerle başlayarak sevgili vatandaşlarımızı bilgilendirelim. Tabii bizim kuruluş amacımıza yönelik bir cami hizmetleri, iki Kur'an kursu hizmetleri, 3 vaaz ve irşat hizmetleri, 4 hac ve umre gibi insanımızın ibadetini rehberlik yapmak üzere temel görevlerimiz var. Evet. Bunun haricinde Cahil Hanım özellikle son yıllarda kurumlar arası yaptığımız protokoller gereği bizim mesela hastanelerde, kredi yurtlar öğrenci yurtlarında, cezaevlerinde, aile müdürlüğüne bağlı olan kurumlarda mesela çocuk sevgi evlerinde, kadın sığınma evlerinde bizim hem erkek hem de bayan görevlilerimiz var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi esasında biz kurumsal olarak insanların doğumdan ölüme, hatta belki bir adım öncesi bizim nikahlarında, düğünlerinde, malumunuz işte son yapılan düzenleme ile
belediye ve muhtarlar haricinde nikah kıyımı yetkisi il ve ilçe müftülerine de evet. ilgili kanunu değişik yaparak verildi. Dolayısıyla bize de nikahla ilgili müracaatlarında biz de kendilerinin hem huzurlu ve mutlu yuva korumaları için çalışmalar yapıyoruz. Bunun son bir güzel örneği işte geçtiğimiz hafta sonu evli ilk adım seminerleri başlattık. Evet, onu da konuşalım. Evet inşallah. Dolayısıyla biz hayatın her alanında, mesela önümüzdeki günlerde arkadaşlar şu anda proje çalışmasını bitirmek üzereler. Yakınımızdaki sanayi bölgesinde çalışan gençlere yönelik biz kendilerine bir broşür dağıtacağız. Onların taleplerini alarak dükkanlarında yerlerinden ayrılmadan hem Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek hem de dini bilgi ve malumatını bizim ilmihal bilgi istediğimiz bilgiyi geliştirmek üzere talepleri olursa biz arkadaşlarımıza ayaklarında hizmet götürmeye gayret göstereceğiz. Tabii bizim Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında Kur'an kursları şu anda özellikle yetişkin hanımlara yönelik çok ciddi bir görev yapıyor. Evet. Ben yaptığım ziyaretlerde hep şunu görüyorum. Hanımlarımızın tabii belki en büyük ihtiyacı sosyalleşmek diye ifade edebileceğim, sadece yan komşu olan değil, diğer insanlarla da bir göz göze gelip konuşması. Bir de bizim buradan alandaki bütün arkadaşlarıma müteşekkirim. Mesela bir hoca hanım kardeşimiz, bir hanım kardeşimizin kendisiyle alakalı özel bir problemi veyahut da sağlıkla ilgili bir problemini farkına vardığında hem onun elinden tutması hem yönlendirmesi, bazen de dertleşmesi evet. ki biz bunu çok karşılaşıyoruz. Bu anlamda son özellikle 10 yılda Kur'an kurslarımız çok ciddi hizmetler yaptı. Tabii ki cami hizmetlerimiz zaten bizim asıl din hizmeti bel kemiğimizdir. Özellikle mahalle ve köylerde bizim şu anda devlet kurumu ve devlet memuru olarak Cahil Hanım, Milli Eğitim de okulları genelde taşımalıya döndüğü için artık orada kalan devlet memuru sadece bizim arkadaşlar kaldı. Toplumun bilinçlendirilmesinde, bir takım güzellikleri yönlendirilmesinde bizim tabii ki arkadaşların ciddi katkıları var. Ben bir ilçede çalışırken mesela ilçe tarım müdürümüze rica ettim. Köy nüfusumuz çok ağırlıktaydı. Bağışlayın, hayvancılık ve tarımla alakalı akademik bir takvim rica ettim. Ve takip edilmesi gereken konuları imam arkadaşlara anlattık. Bunun şöyle bir faydasını gördük. Gerektiğinde köylü vatandaşımız veya cemaatimiz belki bir takım tamimlere dikkat edemiyor. Özlük haklarını çok basit sebeplerle kaybediyor. Ama alandaki arkadaşlarımız bunu sohbetinde cami içi, cami dışı usulüne uygun anlatınca hem haberdar oluyor hem de birinci elden takip etme imkanı oluyor. Tabii hac umre hizmetleri son yıllarda biraz daha arttı. Şu anda rakamlar yaklaşık olarak ilimizden 40 bin civarında insanımız hacca gitmek için bekliyor. Evet. Her yıl çok sayıda insanımız hem şirketlerle hem başkanlığımızla umreye gidiyor. Tabi bu yolculuklarda, yolculuk öncesinde sağlıklı ve huzurlu bir ibadet yapmak üzere hem bizim seminerlerimiz oluyor. Tabi hem yol boyunca zaten her 40 kişiye bir görevli arkadaşımız başkanlıkça görevlendiriliyor. Bunun da tabi din hizmeti açısından o 40 gün boyunca bir okul, bir seminer havasında çok ciddi faydalar ve katkılar yaptığını görmüş olduk. Evet, hem de bilinçli bir şekilde geçmiş oluyor. Tabii tabii, evet. Evet. Tabii bunun haricinde bizim şu andaki en ciddi yaptığımız güzelliklerden birisi, bütün müftüklerimize aile ve dini rehberlik bürolarımız var. Cahil Hanım, özellikle biz son bir aydır reklam spotlarımızı artırınca, inanır mısınız bize ulaşan vatandaşımızın sayısında o kadar çok artış oldu ki, evet. Bundan tabii ki son derece memnunuz. Yani insanımızın kurum olarak bize güvenmesi ve gelmesi. Özellikle aile konusunda ki bu haftaki Mevlid Nebi haftanın konusu da Hazreti Peygamber ve aile konusudur. Aile konusunda yuvanın kurulması, yuva kurulduktan sonra var olacak ihtilaflar, eşler arası, akrabalar arası o kadar çok müracaatlar geliyor ki. Tabii belki problemlerin bir kısmı çok ciddi değil. Yani konuşmakla geçecek, belki bir teselli, bir nasihat. Ama öbür taraftan toplumun dip dalgasında zaman zaman gördüğümüz hastalıklar diyeyim veya zorluklar diyeyim, bağışlayın. Kurum olarak bizim ne kadar da ihtiyaç duyulduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Çünkü bize gelen insanımız
Şunu yakinen görüyorum. Buradan da tabii bütün kardeşlerimize, izleyenlerimize ben müteşekkirim. Bir kere güvenle geliyor. Artı bizim söylediklerimizi dikkate alıyor. Benim de zaman zaman katıldığım aile seansları oldu, oluyor. Çünkü arkadaşlar, hocam bir de sizin görüşünüzü alalım, bir de sizi dinlesinler. Çünkü bir müftü hocasının nasihatı insanımız için çok önemli olduğunu kesinlikle her aşamasında gördüm. Çok doğru. Tabii biz hayata dair hem bilgimizi hem tecrübemizi gerektiğinde kendi özel hayatımızdan örnekler vererek güzellikleri kendilerine anlatmaya gayret gösteriyoruz. Ama çok güzel geri dönüşümler var. İnşallah daha da hayırlı hizmetler olsun diyoruz. Evet, çünkü toplumun gerçekten bu konuda bilgi sahibi olmasına ihtiyaç var. Sizin özellikle bu az önce bahsettiğiniz evlilik seminerleri toplumun en küçük temel taşını oluşturan aile için gerçekten büyük bir adım. Evet. Her ne kadar bizler bu yolda kendimizi biraz daha geliştirmeye çalışsak da dini anlamda beslenme kaynağına ihtiyacımız var. Çünkü tek kanatla kuş uçmuyor. Öyle değil mi? Öde var Cahil Hanım. Şimdi şöyle, insanımız tabii bir kere doğru bilgiyi doğru usullerle yerden verdiğimiz zaman bizim ister cami irşat programlarını kastediyorum, ister bir konferans, isterse ikili görüşmelerde bir kere boynunu büküyor, hocam haklısınız diyor. Evet. Bu bizim için çok önemli bir kazanımdır. İkincisi, hayata yeni başlayan gençlerde ailesinden bazı bilgiler eksik gelmiş olabilir. Örfi bazı hatalı olabilir. Mesela ya da bilmiyor olabilir. Tabii. Mesela ben nikah için bana gelen gençlere önce iki gençle ayrı bir görüşüyorum. Sonra ailelerin yarısında görüşüyorum. Hem aile büyükleri hem kendilerine bir şeyler söylüyorum. Mesela gençlere söylediğim birinci spot cümlem şudur. Ömrünüz boyunca hiç kimse için, hiç kimse yüzünden birbirinize asla küsmeyin. Çok doğru. Bu anne baba dahil. Anne baba hata edebilir, şunu söyleyebilir, bunu diyebilir. Sükunetle dinleyin ama eş olarak birbirinize asla küsmeyin. İki, asla birbirinizden bilgi saklamayın. İrtibatı kesmeyin. İletişim halinde olun. Olun. Evet. En zor konuyu bile, bey ben sana bir şey söyleyeceğim, hanım ben sana bir şey söyleyeceğim ama ne olur bana biraz tahammül et, konuyu bir dinle. Güzelliğiyle başlayın. Hayatınız boyunca bunun bereketini göreceksiniz. Çünkü hepimizin özel hayatında bu vardır. Yani elbette ailedeki en önemli şeylerin bir tanesi elbette ki işte güvendir, sadakattir, teslimiyettir. Aile irşat büromuzun bu hizmetleri tabii ki sağlam bir ailenin kurulması açısından son derece önemli. Biz bu konuda belediyemizle yazıştık. Nikahlarının belediye kıyacak olan kardeşlerimizi de sadece evet, nikah için gelenler değil, özellikle evliliğin ilk 5 yılında olan kardeşlerimiz de her ay açacağımız bu seminerlere katılmalarını tabii ki tavsiye ediyoruz. Evet. Zaten az önce söylediğiniz şey çok önemli. Ailenin temelinde açık iletişim olduğu zaman tabii problemler aslında çözülebiliyor. Evet. Özellikle evlenme durumunda size müracaat edenler ya da işte katılacak, seminere katılacak olan çiftler bu anlamda açık iletişim yakaladığı zaman da sorun çözülmüş olabiliyor değil mi? Mesela Cahil Hanım şunu da söylüyorum. Cuma vaazında söyledim. Mesela bir baba kız çocuğuyla alakalı problemi annesi üzerinden konuşması doğru değil. Evet. Elbette ki bir babanın kızıyla erkek evladıyla konuşacağı konularda bir ölçü, bir mahremi çizgi olacak. Ama tabii bir kız evladı babasına çok rahatlıkla en zor konuyu bile açabilmeli. Babası da tabiri caizse kızıp bağırıp çağırmadan sükunete dinlemeli. Akledeceği cümleleri, karşılaşabileceği problemleri, hayata dair tecrübesini ortaya koymalı ve tabii ki tavsiyelerini ve telkinleri söylemeli. Evet, öngörülerini ifade tabii etmeli. Çünkü bizim yaşadığımız bazı aile problemlerinde, yani görebildiğimiz kadarıyla söylüyorum tabii. Evet. İletişim kanalları kapalı olunca çocukları kandıran ister sanal dünyada isterse başka yerlerden insanlar bir takım sıcak ve sevgi ifadesini kullanarak tabiri caizse çalmaya çalışıyor. Evet, kendi i̇şte bunu, alanlarına yönlendirmeye evet, buna çalışıyorlar. Buna fırsat vermeyelim diyoruz. Çünkü bu son derece önemli. Hiç şüphe yok ki bizim aile son kalemiz, yani en temel kalemiz. Onu ne kadar sağlam tutarsak, işte onun için aile ve dini rehberlik büromuz bu konuda güzel çalışmalar yapıyor. Mesela dün bin hanımlar grubuna bir konuşmamız vardı. Orada yaşlı bir annemiz
bana bazı konuları anlattığı kendi ailesiyle alakalı. Ben de kendisi rica ettim, benim bu özel bir konu. Müftülüğümüze buyurun, biz notlarımızı alalım. Sizin taraflarınızla alakalı gerekiyorsa gidip ben konuşayım dedim. Telefon açayım. Evet. Bir akşam çayınızı içmeye geliyoruz. Çünkü bundan zarar görmeyiz. Hatta çok büyük fayda göreceğimiz de aşikardır yani. Evet, birebir böyle özel tabii. Görüşmeleriniz de oluyor, oluyor değil mi? Oluyor. Bize gelen müracaatlarda arkadaşlar izin dahilinde. Çünkü izin alıyoruz. Tabii. Görüşmeye gelmek istiyoruz. Ve şu ana kadar da hiç kimse gelmeyin demedi sağ olsunlar. Evet. En azından bizi bir dinliyorlar. Biz onları dinliyoruz. Ha bir de şu var. Aile Dini Rehberlik Büromuzun bir şey de her konuyu biz çözüyor değiliz. Mesela biz aile müdürlüğü ile birlikte ortak programlar yapıyoruz. Oradaki uzmanlara yönlendiriyoruz. Bazen oluyor ki hastaneye yönlendirmemiz gerekiyor. Bir ayet de hukuki bir işi var. Oyunu yönlendiriyoruz. Ama bizim tabii ki genel şeyimiz tavsiye ve telkinler ibarettir. Onu yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Evet, yani bir güç birliğiyle aslında problemin üstesinden gelinebileceğinin bir kanıtı değil mi böyle kurumlarında olması? Çünkü gerçekten insanlar zaman zaman kendi kişisel problemleri ya da dini anlamda yaşamış olduğu sorunları tek başına idrak edemeyebiliyor. Ama güvenilir kurumdan, güvenilir insanlardan, doğru kaynaktan beslendiği zaman aslında hiç de sorun olmadığını çok aşikar bir şekilde de görebiliyor. Evet. Efendim, toplumu gerçekten hem ahlaki değerleri noktasında hem de dini duygular noktasında tabii ciddi bir çatışma da var aslında. Zaman zaman bunlarla karşılaşabiliyoruz. Toplu halde yaşamanın vermiş olduğu kurallar var, dini vecibeler var. Bazılarımız bundan bir haber, bazılarımız gerçekten çok özen gösterip hayatımıza şekil verme ve düzen gösterme noktasında çok iyi yollar kat edebiliyoruz. Dilerseniz birazcık da yine sizin bu çalışmalarınızda hizmet içi eğitim seminerlerinizden bahsedelim. Tabii ki mevcut anlamda sizin personeliniz hizmet veriyor. Hem ille, hem ilçelere, hem köylere, kasabalara değil. Ulaşamadığınız hiçbir yer yok aslında. Tabii. Özellikle size müracaat edenleri zaten geri çevirmiyorsunuz. Tabii bu anlamda sizin personelinizin de eğitime ve hizmete, seminere ihtiyacı var. Bu anlamda nasıl bir yol izliyorsunuz? Bunu da konuşalım. Şimdi tabii bizim meslekte belki vatandaşımız en çok beklentilerin bir tanesi. Evet. Güzel sesli hocalardır. Evet, sesin etkisi çok önemli. Bu tabii. Ben şöyle bunu izah ederim. Bizim hizmet yürütürken 3 temel yönümüz var. Bir, bilgi. Bilgi olmadan dünyada hiçbir şey olmaz. Evet. Özellikle din hizmeti olmaz. 2, ses. 3, iletişim. Bizim tabii vatandaşa yönelik hizmetimizde 7'den 70'e tabiri caizse camimize gelen her insan özellikle yaz tatili, yaz kursları gibi ve Şubat tatilini yerine getirmeye gayret gösterdiğimiz çocuklara yönelik hizmetlerde olduğu gibi her yaş grubundan insanla iletişimimiz var. Evet, olmak durumunda da. Tabii. Dolayısıyla bunun getirdiği bir bilgi birikimi, bir de bugün adına kişisel gelişim dediğimiz insanlarla iletişimde nelere dikkat etmeliyiz meselesi vardır. Şimdi 70 yaşındaki bir dedem camiye geldiğinde onun beklentisi, tavrı, tarzı farklıdır. Evet. Ama 7 yaşındaki çocuk geldiği zaman da onun da farklıdır. İkisinin aynı davranmamız ikisine de yanlıştır. Hatta ben bazen kendim bulunduğumda küçük çocuklara göz kırparak büyükler var aman şimdi oyun oynamayalım, büyükleri gönderelim ondan sonra oyun oynayalım derim. Bundan da derdim şudur. Yani hem o çocukları, gençleri kaybetmemek. Evet, kazanmak. Ama aynı zamanda aynı mekanda beraber oldukları yaşlıları da üzmemek. Tabii bizim belki yürüttüğümüz hizmetin en zor taraflarından birisi. Mesela bir öğretmen arkadaş sınıfa giriyor. Aynı yaş, aynı konu. Veyahut bir sanat erbabı, aynı meslek. Ama bizim 7'den 70'e her yaş grubu, her eğitim grubu var. Dolayısıyla bu arkadaşların hem bilgi, hem kişisel gelişim, hem de ses eğitimi konusunda zaman zaman bizim tabii ki çok ciddi seminerlerimiz oluyor. Mesela şu anda 6 aylık tasih huruf kursunda olan arkadaşlar var. Zaman zaman ezan kursu açıyoruz. Evet. Yine bizim zaman zaman mesleki bilgi ve beceri artırmakla alakalı kurslar açıyoruz. Bu bizim kendi iç dinamiğimiz. Hem il bazında hem de başkanlığımızın bölgeler bazında yürüttüğü hizmetler oluyor. Evet. Bir de yine bizim müftü ve vaizliğe yetişmede başkanlığımızın açmış olduğu yaklaşık 10 civarındaki ilimizde olan ihtisas eğitim merkezleri var. Buralarda Cahil Hanım ciddi bir eğitim var.
Arapça ağırlıklı eğitimimiz var. Tabii buradan mezun olan arkadaşlar da hem vaiz hem de inşallah ileride sınavları vererek müftü oluyorlar. Bunun haricinde tabii bizim yine imkanlar dahilinde diğer kurumlarla işbirliği yaparak özellikle Kur'an kursu öğrencilerimize yönelik bilgi ve becerini artırmakla alakalı zaman zaman halk eğitimle de işbirliği yaparak açmış olduğumuz seminer kurslarımız var. Evet, çok güzel. Evet, şimdi reklamlara gidiyoruz. Ardından yine burada buluşuyoruz. Evet, reklamların ardından Kamudan programı kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlarını yeni açanlar için bizler bu hafta Kamudan programında Afyonkarahisar İl Müftülüğü'ndeyiz ve İl Müftümüz Sayın Şükrü Kabukçu ile birlikte söyleşimize devam edeceğiz. Efendim, tabii ki eğitim çok önemli. Sonuçta toplumun aydınlanması noktasında bu kurumun vermiş olduğu bilgiler tabii ki tazelenmesi lazım ki zaten sizler de çok önemsiyorsunuz. Hizmet içi eğitim seminerlerinizde bunları destekliyorsunuz. Ölümden, doğumdan ölüme kadar da her anlamda zaten bu kurumun iç dinamiklerini canlı tutması gerekiyor. İnsanlara faydalı olması noktasında, yol gösterme noktasında. Aslında toplumun gelişiminde ve refaha erişmesinde de çok önemli bir değer taşıyor. Dilerseniz biraz da bu hac ve umre konusunu konuşalım. Malum şu dönemlerde de hacca yazılanlarımız var, umreye gitmek isteyenler var, arzu edenler var. İnşallah arzu eden herkesin gitmesi nasip olsun diyelim. İnşallah. Darısı da başıma diyeyim. Çünkü gerçekten çok farklı bir atmosfer yaşadığım için. Bu süreci biraz konuşalım. Afyonkarahisar'daki talep nedir? Tabii hac ve umre özellikle son yıllarda büyük bir rağbetimiz var. Hem ben dini bilinçlenmenin yükselmesi hem de insanımızın ekonomik durumunun iyileşmesine bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikisi birlikte yürüyor. Her yıl ilimizden ortalama 1200-1300 civarında başkanlığın almış olduğu kota oranına göre insanımızı biz hacca gönderiyoruz. Ama bunun haricinde tabii yıllara göre değişebilen sayı olmakla beraber ilimizden de hem şirketler hem Diyanet İşleri Başkanlığımızda ciddi sayıda insanımız umreye gidiyor. Evet. Cihal Hanım, seyircilerimiz takdir eder ki ibadetler bilgi işidir. İbadetlerin pratiğe dönüştürülmesinde elbette ki ciddi bir rehbere ihtiyaç var. Özellikle hac ve umre gibi farklı mekanlarda ve özel mekanlarda uygulanan ibadetlerde biz zaten hacca ve umreye gittiğimize görev olarak bunu yakinen görüyoruz. Bu vesileyle insanımızın hem oradaki pratiklerini yani tavafını, sayini, hacda ise Arafat ve Müzdelife Vakfesi gibi, cemerat gibi sembolik değeri yüksek olan yerlerdeki davranışlarını, ibadetlerini rehberlik etmek üzere. Ama diğer taraftan da haccı biz bir okul veya bir seminer gibi düşünüyoruz. Ortalama süresi 20-30-40 gün neyse orada bir hoca efendi rehberliğinde bir ömür geçiyor, bir zaman dilimi geçiyor. Burada hem ibadetlerle alakalı hem genel konularla alakalı bizim her oturumumuzda, her yolculuğumuzda, her otobüs yolculuğunda mutlaka bir konuşma programlarımız oluyor. İnsanımızın bu eğitim programlarından biz ciddi bir şekilde istifade ettiğini görüyoruz. Bir de İslam'a ait tarihi mekanlarda hem tarihi mekanı görmek hem de oraya ait bilgileri alarak ikisini birleştirmek tabii ki insanımızın üzerine ciddi bir etki yapıyor. Ben Kabe'yi ilk görenlerin, Safa ile Merve arasındaki insanların duygu selinin, tabii ki hac ise zaten Arafat mahşeri bir yer, apayrı güzellikler olduğunu görüyoruz. Ben imkanı olan kardeşlerimizin zaman zaman şu olabiliyor. İşte hacca gideceğine bir fakiri doyursa veyahut da bir fakiri evlendirirse veya benzeri gibi. İbadet sorumlulukları ayrıdır. Yapacağımız iyilikler ayrıdır. Zaten ikisi birbirinden ayrı derken birbirini bağlı ve tetikler. Ben ibadetlerimi sağlıklı düzgün yapıyor isem, maddi varlığım da yerinde ise zaten diğer iyilikler de beni sevk eder. Ama, silsile. Tabii. Ama farz olan ibadetleri elbette ki imkan dahilinde ötelememek ve ertelememek gerekir. Ama bir kardeşimiz işte bugün de vardı, hacca yazılmış, 11 yıldır bekliyorum diyor. Bu artık manen mesul değil, dinen sorumlu değil. Yani bir insan hacca yazıldı, kura da çıkmıyor. Hı hı. Artık mesuliyet ondan kalkmıştır. Yani manevi sorumluluğu atmıştır. Ama öbür taraftan umre ile alakalı her bir insanımızın imkanı var ise ömründe bir defa, çoluk çocuğuyla beraber. Tabii her yıl giden kardeşlerimiz var. Bu zaman zaman her yıl gitmeler eleştirilebiliyor ama
Bu bir manevi ihtiyaçtır. Bugün ihtiyacı olan veyahut imkanı olan bir insanımız her yıl deniz kenarında 5-10 gün tatil de yapabiliyor. O tatilini orada yapmayıp da umrede yapması elbette ki yadırganacak bir şey değildir. Evet. Kendisi için elbette ki doğru ve güzeldir. Biz de tabii ki teşvik ediyoruz. Ama bu gidişleri sıradan bir seyahata, herhangi bir eşya alımına veyahut oralar için değil, mahsa ibadet zevki, ibadet şevkinden mahrum kalmamak adına bilgi yüklüyoruz. Özellikle bizim gitmeden önce verdiğimiz bilhassa hacla ilgili seminerleri çok önemsiyoruz. Çünkü her bir seminerin neticesini oradaki uygulamada arkadaşlar hepimiz görüyoruz ki vatandaşlarımız bundan müthiş bir şekilde istifade ediyor. Bunları dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Evet, çünkü daha bilinçli gidip oradaki o manevi atmosferi de daha derinlemesine yaşamış oluyor. Evet. Ve zaten herhalde olması gereken de bu. Gittiği yerin tarihini bilmesi, manevi anlamdaki özelliğini, değerlerini bilmesi daha herhalde insana mutluluk ve huzur verir. Efendim, şimdi kız ve erkek Kur'an kurslarımız var. Hatta tatiller olduğu zaman çocuklarımızı hep yönlendiririz. Kur'an-ı Kerim'i öğrensinler ki zaten ilk emirdir oku, İkra suresi. İlk başta okumamız gereken şeylerin başında gelir Kur'an-ı Kerim. Çünkü bu bizim bir yol göstericimiz. Çocuklarımıza öğretmek istiyoruz ve böyle Kur'an kurslarımızın da varlığın olması çok büyük bir değer. Buradaki prosedür nedir? Her çocuk gidebiliyor mu? Ve Kur'an kursundaki yöneticilerimiz, eğitimcilerimiz nasıl bir eğitimden geçiyor? Bu süreci de biraz konuşalım. Bir kere bu sahada hizmet veren ve vefat etmiş olan hocalarımızı rahmetle anmak istiyorum. Afyon Karahisar ilimiz dini ilimlerde ve hafızlık geleneğinde kadim geçmiş olan bir şehrimiz. Hattat Karahisari gibi büyük dev insanlar yetişmiş. Yine son devrin büyük alimlerinden Kamil Miras hocamız var mesela. Evet. Onun haricinde başka büyük değerlerimiz de var. Hafızlık geleneğini de şu anda bizim il merkezi olarak söylüyorum. 3 erkek yatılı, 3 kız yatılı Kur'an kursuna hizmet vermeye devam ediyor. Tabii biz buraya alırken öğrenci imkan dahilinde bir seçerek süzgeçten geçirmeye gayret gösteriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın bizi anlayışla karşılamasını istiyoruz. Biz ilk gelen öğrenci mutlaka bir alıyoruz. Ama onun 3 aylık, 6 aylık deneme periyotlarımız var. Hı hı. Bir yıllık Kur'an-ı Kerim'in yüzünü okumada hiç kimseye sınır koymuyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim yüzünü okumadan hafızlık eğitimi dediğimiz, yani Kur'an-ı Kerim baştan sona ezberleme sıra gelince, bu konuda her öğrencinin kabiliyeti aynı olmayabiliyor. Evet. Hatta merakı hevesi aynı olmayabiliyor. Çok normal değil mi hocam? Tabii tabii. Biz zaman zaman şununla da karşılaşıyoruz. Mesela öğrenciyi özel görüşmemizde diyor ki hocam ben diyor babamın zoruyla geldim. Ben diyor hafız olmak istemiyorum. Bu tabii bizim özellikle eğitimcilerimiz açısından ciddi bir veridir. Ben zaten idarecilik prensibim gereği hep şöyle yapıyorum. Kur'an kursundaki yönetici ve öğretmen arkadaşlara diyorum ki eğitim anlamındaki sorumluluk size ait. Bizim başkanlığımızın aldığı tedbirlerden birisi de şu, hafızlık takip komisyonumuz var. Her 3 ayda bir bütün öğrencileri dinliyoruz. Bu 3 ay boyundaki periyotta vermesi gereken dersleri verdim vermedi mi? Evet. Bunun 2 deneme süresi var. 2 deneme süresinde başarı olamadıysa, ilgili mevzuat bana idarecilik bir hak veriyor. Ben bir hak daha verilsin dersem, onu kullanıyoruz. Ben o hakkı kullanırken, İmkan dahilinde çocukla görüşüyorum. Hı hı. Kendi arzu isteği var mı? Evet, istekli mi? İstekli mi? Velisinin isteği var mı? Onları dinledikten sonra çocuğun lehine karar veriyorum. Çünkü eğer hafızlığı yürütemeyecekse hem çocuğun emeğine hem de orada aldığı eğitime hem öğretmenine hem velisine herkese tabii ki biz haksızlık etmiş oluyoruz. Bu konuda ben özellikle bizi izleyen kardeşlerimden de istirhamım şudur. Mesela benim 2 tane yavrum var, ikisi de hafız değil. Arzu ediyordum ama olmadı. Yani her insanın çocuğu hafız olması imkanı yoktur. Bu konuda biraz daha seçici olmamızda ve dikkatli olmamızda hem emekler açısından hem de çocukların geleceğini inşa etme açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii şu an son yıllarda Milli Eğitim'de yapmış olduğumuz bir protokolümüz var.
hafızını devam eden çocuklar aynı zamanda akademik eğitimden de geri kalmasın diye İmam Hatip liselerine devam ediyorlar. Bu konuda ilimizde bu yılda bir protokol yaptık. Şu anda hafızlık eğitimini devam eden ortaokul seviyesi çocuklarımız saat 10'a kadar hafızlıklarını, hafızlık derslerine devam ediyorlar. Evet. Ondan sonra okullarına geçip oradaki derslerine devam ediyorlar. Burada tabii öğrencilerimize biraz yük biniyor. Ama burada yine ben velilerden istirhamım, çocuğumuz deneme periyotlarında başarılı olamıyor ise onun başka yönlerde daha başarılı olacağı yönlere kanalize etmek hem veli hem de eğitimci olarak hepimizin görevi olmasını ben bekliyor ve istirham ediyor. Evet, yani yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek daha doğru sonuçlara ulaşmayı sağlayacaktır. Evet. Değil mi? Evet, doğru. Biraz da istek ve arzuya da bağlı. Yani bu yönde mesela hafızlık isteyenler tabii daha istekli ve iştahla, azimle çalışacaktır. Ama istemeyenler biraz böyle zorlamayla herhalde olmuyor. Olmuyor. Yani olsa bile ileride çocuk için çok hoş bir hatıra olmuyor. Elbette ki her eğitimin bir zorluğu vardır. Biraz zorlanacaklar. Hep yani. Sancılı bir süreçtir zaten. Tabii. Her açıdan zor. Ama hafızlık eğitimi tırnak içinde çok özel bir eğitimdir. Özel bir eğitim. Buna aile de hazır olmalı. Tabii çocuk da hazır olmalı. Ruhsal anlamda da gerçekten tabii. çok iyi desteklenmesi tabii, gerekiyor. Çok önemli. Çok. Doğru. Efendim şimdi artık teknoloji çok gelişti. Her kurum bu anlamda kendini yeniliyor ve vatandaşa daha iyi hizmet sunma yolunda ilerliyor. Bu kurumumuzun da mobil uygulamaları olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız artık çekinmeden her konuda bilgi alabileceğini biliyoruz. Bu konuyu da biraz konuşalım sevgili vatandaşlarımızı. Özellikle internet aracılığıyla, mobil uygulamalarla sizlere nasıl danışabilirler? Bizim uzun süredir Türkiye genelinde bütün il ve ilçe müftülüklerimiz, özellikle zaten illerde her gün bir erkek bir bayan fetva sorumlumuz var. Bunlar sabahleyin mesaide başlıyor, akşam mesai bitinceye kadar telefonlara cevap veriyor. Benim görebildiğim kadarıyla arkadaşların da bize verdiği bilgilerde günlük yani 20, 30, 40, 50 özellikle 3 aylar gibi, Ramazan gibi, kandil geceleri gibi özel günler tabii ki bu çok daha yoğunlaşıyor. Evet. İkincisi yine e-mail üzerinden sorular geliyor. Tabii yine bizim aşağı yukarı alana çıktığımız her camide vatandaş, mesela şu anda bizim camilerde kış boyunca yürüttüğümüz bir programımız var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 4 gün yatsı namazından sonra ilmihal dersi yapıyoruz. Bu ilmihal dersinin sonunda arkadaşlar vatandaşın gelen soruları alıyor. Eğer onlar cevaplayabiliyorlarsa, onlar değilse bize, biz de cevaplayamıyorsak ki çoğu zaman da olabiliyor, başkanlığa yazıyoruz. Oradan gelen fetvayı arkadaşlarla paylaşıyoruz. Öbür taraftan mesela biz Kredi Yurtlar Kurumu'nda arkadaşlar bir çalışma yaptılar. Gençlerin merak ettiği sorular. Evet. Şimdi önümüze ciddi bir şey çıktı, malzeme çıktı. Mesela biz bunu rapor haline getirdik, başkanlığa gönderdik, paylaştık. Yani Türkiye genelinde bir çalışma olsun diye. Çünkü gençlerin özellikle izlediği, dinlediği filmdir, sanatçıdır, dünya üzerindeki tartışmalardır. Mesela bu son yıllarda işte deizm, nihilizm, evet, benzeri birçok problemler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tabii bizim fetva konsepti de jalem tek başına değil. Mesela biz tıpla ilgili bir hüküm vereceksek ilgili uzman hekimlerin ortak kanaati nedir? Veyahut da başka bir konuda uzmanların kanaati nedir? Onları alıp bu konudaki dini bilgilerimizi harmanlayarak fetva vermek mükellef olduğumuz için hem telefonla hem internet ortamında hem de tabii birebir canlı bizim epeyce soru ve cevabımız veyahut da fetva konseptimiz oluyor. Evet, bu konuda da vatandaşlar kolaylıkla size ulaşabiliyor. Tabii, her vatandaşlarımız soru. Buradan şunu da ben sizin araya söylemiş olayım. Sorumluluk taşımayan insanların fetvaları bana göre her zaman sağlıklı değildir. Evet. Özellikle sanal alemde, işte YouTuber'da çok değişik insanlar, çok değişik konularda çok rahat fetva veriyorlar. Ben bu konuda izleyicilerimizin şuna dikkat etmesini isterim. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak başkanlığımız merkezinde Diyanet İşleri Yüksek Kurulu bir birimimiz var. Bu başkanlığın en yüksek danışma ve karar organıdır. Kuruluş kanunundaki ifadesine göre Diyanet İşleri Yüksek Kurulu vermiş olduğu fetvalardan
herhangi bir sorumluluk taşımadığı için, yani hiç kimse ona sen niye böyle fetva verdin arkadaş diye soru soramaz. Dolayısıyla onların verdiği fetvalar tamamen kaynaklara dayalı ve tamamen zamanın ihtiyacına dayalı. Mesela Türkiye'nin geçmiş yıllarda en netameli ve zor olan konulardan bir tanesi faiz, bir tanesi de başörtüsüydü. Bu konuda başkanlığımızın vermiş olduğu fetvalara baktığımız zaman Ehl-i Sünnet çerçevesindeki çizginin aynı şekilde kırılmadan devam ettiğini görürüz. Dolayısıyla ben fetva konusunda vatandaşlarımızın her önüne geleni sormaktan ziyade mutlaka müftülüğümüz kanalıyla bir bilgilenme almalarını şiddetle tavsiye ederim. Evet, doğru kaynaktan. Bu dini hayatın sağlıklı yürümesi açısından malum son yıllarda tartışılan bir kavram daha vardır. Din güvenliği. Evet. Bu esasında bütün inanç mensupları için geçerlidir. Şöyle ki dini duygular kötü niyetli insanlar tarafından istismar edilmesi çok kolay olduğu için her an şeye açıktır. Ama dini bir metni, mesela bir ayeti veyahut da bir hadisi yorumlamak veya onun üzerine hüküm bina etmek mutlaka bir ehliyet ve liyakat işi. Mutlaka. Dolayısıyla fetva da ona bağlı olduğu için herhangi bir şey sorulduğunda bunun eskinin tabiriyle enhası ve minhasını, başını ve sonunun iyi bilinmesi, o konseptin iyi bilinmesi gerekiyor. Bu konuda başkanlığımız da çok ciddi üzerine duruyor. Mesela biz bize gelen soruları imkan dahilinde yazılı almaya çalışıyoruz, yazılı vermeye cevap çalışıyoruz. Sebebi de şu, sözde çok cevap veriyoruz. Daha zor konularda hem kayda geçsin, evet, hem de insanımızın eline bir metin oluşsun, kaynaklara dayalı diye. Çünkü fetvanın, mesela 100 yıl önceki verilen fetva bugün geçerli olmayabilir. Fetva biraz hasta-doktor ilişkisi gibidir. Mesela bağışlayın, ikimiz de karın ağrısıyla doktora gideriz. Ama doktor size farklı ilaç, bana farklı ilaç yazar. Evet. Halbuki zahirde ikimizin de karnı ağrıyor. Ama onun tahlillerinde veyahut da bulgularında farklı şeyler vardır. Dolayısıyla fetva da bir anlamda böyledir. Ama tabii ki ben hiç kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Kitabi olmak kaydı şartıyla. Ha bazen şu oluyor. İkili tercihlerde ben şöyle de imkan var, şöyle de imkan var ama şunu tercih ediyorum diyenlere saygı duyarız. Ama fetva ciddi bir sorumluluk işidir. Ben bu konuda özellikle vatandaşlarımızın daha dikkatli davranmalarını istirham ediyorum. Evet, bu konuda daha seçici olmaları gerektiğini ifade etmek gerekiyor. Evet efendim, tabii ki önceden kutlu doğum haftasıydı, artık Mevlid-i Nebi olarak kutlanmaya başlandı ve şu dönemlerde de bu kutlamalar coşkuyla da devam ediyor. Bu süreçte sizler İl Müftülüğü olarak neler yapıyorsunuz vatandaşlarımızı bilgilendirme ve onları bu kapsamda daha diri tutmak için? Tabi biz yürüttüğümüz hizmetlerde cami merkezli ama cami dışı da hizmetleri aksatmamaya gayret gösteriyoruz. Mevlid Nebi haftası Mevlid Kandil ile birlikte başlıyor. Bu yıl Mevlid Kandili Cuma günüydü. Cuma günü itibaren başladık. Evet. Çarşamba günü de genel bir programımız var. Bizim hem il merkezi hem ilçelerde hem genel programlarımız hem hanımlara yönelik programlarımız, okullardaki öğrenciye yönelik programlarımız, kredi yurtlarda öğrencilere yönelik yine programlarımız, cezaevlerinde, yani toplumun her kesiminde bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Tabi bu vesileyle mesela arkadaşların programlarında hastane ziyaretleri var. Evet. İhtiyaç sahipleri alakalı çalışmalarımız var. Hayata dair çok büyük olmasa da mütevazi dokunuşları yapmaya gayret gösteriyoruz. Bundan asıl amacımız şudur. Tabii ki kandil geceleri bizim örfü dini geleneklerimizdir. Kandil adı üzerinde bizim hayatımızı aydınlatan değerlerimizdendir. Peygamber Efendimizin doğum gününü kutlamak dinde var mı diye zaman zaman sorarlar. Ben derim ki böyle bir dini vecibe ve görev yok. Ama ben Peygamberimizin anıldığı bir ortamda onun hayatına dair güzelliklerden en azından birkaç maddeyi yeniden duymuş olacağım. Evet. Bu benim için ciddi bir kazanımdır. Ki bu yıl Peygamberimiz ve aile temasını işliyoruz. Aileye dair eşlerin çocuklarla, büyük aile, çekirdek aile, aile içi iletişim, aile içi dil iletişim, aile içi sadakat, bir sürü alt başlığımız var. Bu vesileyle biz Efendimizin hayatından örneklikleri, güzel sözleri insanlara taşıyoruz. Hani bir farkındalık oluşuyor. Evet. Mesela kan bağışı için Kızılay Haftası'na gerek yok ama
Kızılay Haftası'nda bu biraz daha vurgulu oluyor. Bu sebeple hem reklam spotları hem diğer hususlarla daha bir canlı tutmaya gayret gösteriyoruz. Bu açıdan da vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgiden dolayı da son derece memnunuz. Evet, güzel bir farkındalık oluşuyor. Evet. Hem de yeni neslin özellikle bu anlamda bu kutlamalara dahil olması, onları kazanmak ve dini anlamda bilgi sahibi olmaları da ayrıca bir değer. Evet. Efendim, aslında konuşulacak çok şey var. Tabii süremiz el verdiğince sizlerle bunları konuşacağız. Şimdi çocuklarımızı biz dini anlamda bilgi sahibi etmek istiyoruz. Tabii ki akademik çalışmalarını önemsiyoruz, okul başarılarını önemsiyoruz ama dini duyguda o boşluklarını doldurmak, durma, nereden geldi, nereye gidecek ve dinini bilme noktasında da bilgi sahibi olmalarını arzu ediyoruz. Burada da yine çocuklarımızı hem spora teşvik etme hem de dini anlamda da bilgi sahibi etme durumlarınız var, çalışmalarınız var. Bunları da biraz konuşalım isterim. Tabii özellikle ağırlıklı yaz tatil döneminde ama biz ilimizde Şubat tatilinde de çocuklarımızı camilere davet ediyoruz. Bundan tabii ki birkaç hedefimiz var. Bir, çocuklarımızın cami ikliminin sıcaklığını görmeleri. Dolayısıyla büyüklerden de istirhamımız camiye gelen çocukları camiden soğutacak herhangi bir söz ve davranışta bulunmamalarını bekliyoruz. İki, dini pratikleri başkasına sormadan görerek en kolay öğrenen mekanlar camilerdir. Evet, model alma dediğimiz en çok büyüklerden. Rol model. Üç, farklı yaş grubu ve farklı okuldaki arkadaşlarıyla not, karne ve diploma gibi heyecan ve zorluk olmayan bir eğitim sistemiyle karşı karşıyalar. Tabii bir başka şey, her birimizin şikayeti olan özellikle sanal dünyayla çok meşgul olmaları, özellikle yaz kurslarında çocuklarımızın internet, tablet gibi şeylere bağımlı kalmayıp dışarıya çıkmaları, dış dünya ile irtibata geçmeleri, yine bir cami mekanında büyükleriyle oturup kalkma gibi adab-ı muaşeret öğrenmeler için son derece faydalı oluyor. Evet, gerçekten de çok önemli böyle çocuklarımızı hem sevdirmek dini anlamda hem de onları teşvik etmek ve model olmak. Tabii süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yaptığınız çalışmalarda çok fazla şöyle başlıkları da söylemek istiyorum. Bunlara da birazcık değinelim. Gençliğe değer verme projesi ki bunu çok önemsiyorum. Gerçekten de çok önemli ve değerli bir proje. Yine Diyanet İşlerimizin düzenlemiş olduğu Umre ödülü var. Umre'ye gitmek isteyip ama maddi anlamda imkanı el vermeyenler için çok güzel bir aslında imkan ve olanak. Bir de Nijer'e bir damla hayat projeniz var. 5 tane su kuyusu açıldı. Bunlara da yine birazcık değinelim istiyorum. Sonrasında birazcık cenaze işlemleriyle programımızı sonlandıralım. Şimdi belki ben şunu ifade edeyim. Nijer deyince Türkiye Diyanet Vakfımızın il ve ilçeler şubeleri var. Biz hizmetlerimizin önemli bir kısmını bunlar marifetiyle yürütüyoruz. Afyon ilimizde de şu an bizim müftülüğümüzün hizmetlerini yürüttüğü 12 tane üniversite öğrenci evimiz var. Ciddi bir hediyem Kur'an olsun kampanyası yapıldı. Çok sayıda dış ülkeye Kur'an-ı Kerim göndermesi sağlandı. Bir de geçtiğimiz Ramazan ayında vakfımızın yürüttüğü başkanımız birlikte özellikle Afrika ülkelerinde bir damla su, bir damla hayat projesi ışığı altında biz arkadaşlarla bir konuştuk. Hocam bir tane kuyu çıkarabilir miyiz dediler ki ortalama maliyeti 150 bin TL civarında. Ben de arkadaşlarımıza dedim ki ilan edelim. Görelim Mevlam neyler, neylesi güzeyler. Evet, hiç şüphesiz. Özellikle buradan hanım kardeşlerime çok müteşekkirim. Çünkü Ramazan ayında çok ciddi katkı sağlar. 5 tane su kuyusu açma imkanımızı sağlar. Şu anda 6.sı devam ediyor. O da dolmak üzere. Yalnız bunlardan bir tanesini bir kardeşimiz tek başına üstlendi. O da sağ olsun nezaket gösterdi. İsminin söylenmesini istemiyor. Bunların 2 tanesi Zimbabwe'de açıldı. 2 tanesi Nijer'de. Ben işte bir tanesini başkanlığımız bizi gönderdi. Orada yerini görmek üzere. O da sağ olsun kanalınız bir canlı yayında oradan bizimle de bağlantı yaptı. Evet. Oraya gidince gördük ki bizim insanımızın, Anadolu insanının dünyanın her coğrafyasının yardım elini ne kadar da güzel götürdüğünü gördük. Evet. Tabii Nijer belki ayrı bir bahis konusu ama tekrar katkı sağlayan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Evet, sonuçta oraya da bir hayat gerekiyor değil mi? Su çok tabii önemli. Özellikle gençlere yönelik hizmetlerde Diyanet İşleri Başkanımızın her caminin 10 genci olsun diye bir projesi var. Bize vermiş olduğu talimatlarda. Tabii imkanlar dahilinde biz bunu yürütmeye gayret gösteriyoruz. Biz başkanlığımızın almış olduğu tedbir gereği yaz kurslarının bir benzerini hafta sonları da devam ettiriyoruz. Arzu eden kardeşlerimiz
cumartesi veya pazar hangi gün isterse en yakındaki cami ikliminden çocuklarının istifade etmesini sağlama imkanı da oluşturuyoruz. Evet, çok güzel. Efendim, bir de cenaze işlemleri var tabii. Bu anlamda nasıl yol izleyeceklerini bilemeyen izleyicilerimiz de olabilir. Mesela dışarıdan gelenler var, misafir ettiğimiz Suriyeli vatandaşlarımız. Bu anlamda nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Neler Şimdi tabii cenaze işlemleri Anadolu'nun kendine has bir örfü var. Bizim cami görevlileri bu işleri zaten yerine getiriyorlar. Arkadaşlar haber verildiği anda hem cenaze yıkama hem hazırlanması hem defni elbette ki yürütülmeye gayret gösteriyor. Burada bir örfte var olan bazı alışkanlıklar var. Mesela Afyonumuzda cenazenin defninden sonra kabir ziyaret diye bir uygulama var. Bu dinin özünde var olan istenilen bir şey değil. Örfi bir şey. Evet, örfi. Bunu zaten engelleme imkanımız olmuyor. Ama özellikle tabii kış mevsiminde cemaat için belki biraz zor oluyor. Sadece o kadar hatırlatayım. Suriyeliler konusu elbette ki devletimizin ve milletimizin ortak bir problemidir. Biz oradan gelen kardeşlerimiz için hep şunu söylüyoruz. Bunlar muhacirdir. Bunlar misafirimizdir. Oradan gelen insanlardan da hata eden, yanlışlar yapanlar mutlaka çıkacaktır. Ama bunu genelleştirmek çok doğru değil. Elbette ki hukuki, adli, zabıta tedbirler alacağız. Bu bizim hem devlet olarak hem millet olarak görevimizdir. Evet. Ama zorla kalan insanın elinden tutmak, elbette ki bizim toplum olarak bu milletin bir şeref levhasıdır, şiarıdır. Hem Kafkaslardan hem Balkanlardan hem de güneyimize gelen insanlar hep kucak açmışız. İnşallah tez zamanda oradaki yaralar da sarılır. Kardeşlerimiz de kendi yuvalarına dönerler diye temenni ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Böylece programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz düşünceleriniz varsa sevgili izleyicilerimize paylaşabilirsiniz. Ben tabii öncelikle bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz tekrar. Dini meselelerde özellikle fetva, soru, danışma konusunda bilhassa aile gibi temel konularda ben vatandaşlarımızın çekinmeden bizi aramalarını tavsiye ediyorum. Dini hayatın sağlıklı yürümesi açısından kurumumuzun varlığı son derece önemli. Şununla bitireyim. Büyüklerin duasındandır. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Biz diyoruz ki Allah devlete, diyanete ve millete zeval vermesin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Evet efendim, böylece bir Kamudan programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler bu hafta Kamudan programında Afyonkarahisar İl Müftüsü Sayın Şükrü Kabukçu'yla söyleşimizi gerçekleştirdik. Kurumun yaptığı hizmetler ve çalışmaları olabildiğince sizlere aktarmaya çalıştık. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.